Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine kariyer modumuza devam ediyoruz. Yapacaklarımız belli. 50 bin euro para yaptık. Şimdi ben hemen çekici galerilerine gideyim. DAF çekici alacağım abisi ben. DAF çekici. Size de göstereyim. Şöyle hemen DAF çekici galerisine doğru bir gidelim. Şunlar değil. Alabilirsem ben alacağım çekici. Şu an bakamıyorum. X6 abi. XC, XG. Şunu almak istiyorum. Bunda çünkü dijital gösterge vardı. Onu sevdim. Onu sevdim. Ondan dolayı bunu almak istiyorum. Kullanışı gayet güzel. Biraz para biriktirmek lazım. Bakalım tek seferlik işlerde neler var. Bugün ne alacağız? Nereden nereye gideceğiz? 12 bin euro veriyor. Nürnberg'den 7 saat 21 dakika. Uzun da bir yol. Çekicimiz ne? Renault Trucks. Yani abi buraya 8 saat 5 ver. Aynen. Buna 7 saatte giderim ya. İşe al. Al işe al al al. 2825 euro. Güzel para. İyi iş yaparız şimdi bu parayla. İyi iş yaparız. Arkadaşlar lütfen videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Beğeni tıkına basacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Güvenli yolculuklar. Teşekkürler. Başka hiçbir mevzu yok. Beğeniye ihtiyacım var sadece. Şöyle. Sağa dön. Evet. Sağda kalın ve sonra Kamerayı sağa dön. ayarlayalım. Tamam. Bir sağ dönüşümüz daha var. Sağa dön. Şöyle genişten alalım. O çift dorse var bende. Yukarı abi. Çift dorse var. Çok dikkatli sürmek lazım. Dönüşleri çok iyi yapmak lazım. Zaten Alman topraklarındayız. Nürnberg. Şimdi ne taşıyorum? Düz Durmuşken ilerleyin. onu da göstereyim. Bir de şunun bir süspansiyonlarını da ayarlayalım. Şöyle şuradan. Hemen hızlıca bir süspansiyon ayarını yapalım. Ön tarafı kaldıracağım. Arka tarafı basıyorum. Şöyle. Basık bir şekilde gidelim. Ya da arkaya da mı kaldırsaydım ya? Bir tık yavaşlayalım şöyle. Kaldırıyor mu? Başla. Tamam, kalktı. Devam. Gayet güzel. Yolumuz uzun. 7 saat 18 dakikalık bir yolumuz var. Düz Şimdi ilerleyin. belki evet, yeşil de yandı. Devam edebiliriz. Şu Alman şehirlerinden bir çıkabilsem 10 numara olacak. Kendi çekicimi alana kadar böyle devam yollarda. Hem böylelikle farklı farklı çekicileri de deniyorum. Belki daha çok hoşuma gidecek bir çekici bulurum. Hem de Avrupa'yı baştan sona gezmeye çalışıyoruz. Yani tüm haritayı keşfetmeye çalışıyorum. Yani her yoldan gideyim. Her yol kendisine göre farklı farklı güzellikleri var tabii ki her yolun. Sağda kalın Evet, ve ileriden de sonra dönüşüyoruz. sağa Bir dönün. tık aracı yavaşlatıyoruz. Bu arada bunun yavaşlamasını sevdim. Freni gayet iyi. Güzel yavaşlıyor. Bir Sağa dönün. ışık daha var. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Videoları da beğenelim. Bana destek olursanız çok sevinirim gerçekten. Videoları beğenip varsa bu Euro Truck 2 ile ilgilenen veyahut da herhangi bir yarış oyunları da paylaşabilirsiniz. Başka oyunlar da var biliyorsunuz kanalımızda. Pek Euro Truck 2 oynamıyorum. Kaç ton ağırlığımız var? 11 ton ya, çok da var bir ağırlık değil yani, 11 tonda bir şey yok. Evet, gideriz 11 tonda. Araç biraz zor hızlanıyor gördüğüm kadarıyla. Oy, sıkıntı. Yavaşla yavaşla. Sağda kalın Ceza yedim ve Acif'in sonra sağa yüzünden dön. ya. Gerçi
haksız da sayılmaz, adam haklıydı, orası ayrı mesele. Oy yalnız çok güzel yavaşladı ya. Vallahi çok iyi yavaşladı bu arabanın. Frenini sevdim de bu arkadaş niye duruyor yolun ortasında? Niye duruyor yolun ortasında acaba? Dönüş de yapmıyor, bir şey de yapmıyor. Yolun ortasında duruyor. Sebep ne? Ben duymayacağım, adam yolun ortasında duruyor ya. Yok böyle mevzu yok yani. Adam yolun ortasını işgal etmiş sanki. Şöyle biraz yavaşlayalım abi, dikkatli sürelim. İkidir sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşamıyorum. Evet. Sonuçta ama sonuçta en büyük amacımız şu aracı en güzel bir şekilde sürmeye çalışmak. Sıkıntı yaşamadan, kaza belaya bulaşmadan bayağı da 403 km gibi bir yolun var. Bayağı uzun bir yol. Uzun bir teslimat olacak. Benzin yarıda şey sıkıntı değil. Zaten uyku sıkıntı değil. Tek seferlik kişi olduğu için sürekli direksiyon başında değilim. Burada çekiciyi onlar verdiği için, şirketler verdiği için parası biraz düşüyor tabii. Normalde burada daha çok para kazanırdım. Kendi çekicim olsaydı. Belki daha karlı olurdu hani, ama işte banka kredisi, faiz, maiz derken gerek yok belki. De böyle daha iyi bilmiyorum. Ama ben bu şekilde oynamak istiyorum. Arkadaşlar Twitch yayınlarında da bu oyunu oynuyorum aynı şekilde. ETS2'yi konvoy da yapıyoruz. Konvoylara da katılabilirsiniz. Twitch'ten de beni takip edebilirsiniz. Twitch'ten de yine Ercan Tut diye yazarak beni takip edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Evet, sağa doğru bir çıkışımız var. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı. Kullanıyorum sağ çıkışı. Şimdi arkadaşlar şöyle de söyleyeyim size. Benim direksiyonum iyi. Yani nasıl söyleyeyim ya, bu oyun gerçekten hani direksiyonla falan oynanınca farklı oluyor. Eğer bunu böyle klavyeyle falan oynuyorsanız, oynamayın demem. Tabii ki de oynayın. Klavyeyle de oynayın. Hani sonuçta direksiyon alacaksınız diye bir şey yok. Gamepad'le klavyeyle oynarsınız ama direksiyonla bir tık farklı oluyor. Oyunun keyfi bir simülatör olduğu daha rahat anlaşılıyor. Ben çok da konuşmayayım açıkçası. Biraz yola odaklanalım, yola bakalım. Muhabbeti biraz duraklatalım. İyiyim, sen ne yapıyorsun? Hadi gel. Gidiyor musun? Evet. Yine devam ediyoruz. Yolumuzdayız her türlü. Bir yokuş yukarı galiba. Hızlansın ya. Şöyle bir hız alalım. Yol uzun yani. Bu kadar uzun yolu bitirmemiz lazım. Çabuk bitirmemiz gerekiyor. Güzel bitirmemiz gerekiyor. Çabuk derken yani böyle basıp gideceğiz değil. Kurallara uygun bir şekilde. Çok fazla hızlanmadan. İşte bak bu çekicinin sıkıntısı da şu, şöyle fark ettim. Abi geç hızlanıyor. Gerçekten motor gücü, torku düşük bunun, belli yani. Bu devir istiyor. Devirli süreceksin. Otomatikte de olmuyor bunu. Mesela şu an benim vites düşürüp hızlanmam lazım. Şimdi bir böyle devrini aldı yavaş yavaş, görüyorsunuz bak. Devrini alınca nasıl hızlanıyor? Benim devrini almamıştı. Gaza bas bas hızlanmıyordu yani. Eski bir çekici belli. Çoğu şey manuel çünkü. Ya da eski değilse yeniyse de en düşük paketi. Şu anda benim sürdüğüm. Öyle düşünüyorum.
Yol da uzun gerçekten. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ya teslimatı yapacağım ben, onu söyleyeyim. Yani teslimatı yapana kadar video devam eder büyük ihtimalle. Bakalım teslimatı da ne zaman yapacağım. Neyse. Şöyle açalım ışığımızı da ya. Gündüz gündüz fark etmez. Ver ışığı gitsin. Işık önemli. Şöyle yolumuz bir aydınlansın. Aracın içi bir aydınlansın. Bir böyle farklılık olsun. Sinyalimi verdim. Orta şeride doğru geçiyorum. Zaten ilerlendim. Dönüşüm var. Sağ şeridine gidiyor. Ben bayağı hızlı gittiğim için sağdan gitmiyorum. Sağdan kaza sebebi oldum. Bu aracın maksimumu kaç olacak acaba? Kaça kadar gidiyor bu araç en fazla? 115. Oo. 115'i gördük. 116. İlk kaçı göreceğim bakalım. Ama dikkatli gidelim de. 117. 118, bir de arkadaki yüke rağmen güzel, gayet iyi. 120 km. Şu an biraz uçuyor gibi araba. Bir yavaşlamam gerekse falan 130. Bayağı sıkıntı olacak. Yani hem polis yok çevrede, polis yokken imkan varsa da şöyle hızlı gidip yolu olabildiğince çabuk bitirmeye çalışabiliriz tabii ki de. Olabildiğince hızlı giderek. Zaten ben size şunu söyleyeyim, deminki gibi olacak. Yani deminki derken bir önceki videoki gibi olacak. Bir önceki videoda da yine Prag'a gideceğim yolunda olduğumuz için. Gerçi bu sefer nereye gidiyoruz? Prag'a gitmiyorduk sanki. Bakalım. Magdeburg'a gidiyoruz abi. Soldan devam. Sen bir bekle. Yol verilmez alınır bizde ama bizde geçer, sizde de. Siz bekleyin be. Şurada bir çekmişler kenara, ona ceza yazacaklar. Polis cezayı kilitliyor. Cezayı kilitliyor adama. Sıkıntı yani onun için. Abi 200 km yolum var. Bana 3 saat 40 dakika veriyor navigasyon. Bence çok fazla 3 saat 40 dakika. 200 km. 200 km. Yani ben 100 ile gitsem 2 saatte bitiririm zaten. Sen 2 katı yol veriyorsun bana. Bu standart gidiş şeyine göre yol veriyor. Orası ayrı da süre veriyor da. 80 ile gidersen bu şekilde gider de yine fazla. Abi 200 km, 8, 16, 24 yani. 3 saat olsa bir 240 km yapar. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Yüzde. Yüzde gitmek de güzeldi abi. Sağ çıkışı kullanın. Evet tamam. Düz ilerleyin. Bir tık yavaşlayayım. Şu biraz keskin bir dönüş oldu. Sağdan devam edin. İleriden sağdan döneceğiz. Sağa bir sinyalimi vereyim. Orada zaten sinyal vermeden geçtik çünkü dönüşü geç fark ettim. Tamamıyla benim hatam. Ha, dikkatli olmak lazım. Ya çekici şimdi benim değil ya. Şirketin çekicisi. Ne olursa olsun hesabı yani. Dümenden sürüyoruz başka bir şeye. Şöyle. Soldan devam. Tabii ki ama orada bir kaza var şimdi. Oraya bir yavaş gireyim. Şu kenardan geçebilir miyim? Biraz zor ya. Emniyet şeridinden. Ha? Gider miyiz? Abisi çok zor ya. Hadi be. Vallahi geçtik. Sıfır geçtim ben de. Şöyle biraz daha sağlı gideyim.
Şurayı da geçersem bir kaza almış artık. Yolu da kapatmışlar ya. Yolu da kapatmasaydınız bari. En azından araçla bir kenara çekip öyle müdahale etseydiniz. Yani beni niye yolumu engel alıyorsun ki? Kaza aldı diye. Çözüm üret kardeşim. Az kaldı zaten. 150 kilometre civarı bir şey kaldı. Bir şey değil yani 150 kilometre. 1 saat, 1,5 saat falan bir süre yani. Rahatça biter. 150 kilometrede bir şey yok. Şöyle sallayacağım şimdi. Yalnız bu arkadaşım böyle iyi gidiyordu. Hızlı gidiyor yani. Yavaş değil. Ne varmış arada? Hızlı güzel bir çekici var bakayım. Dafların. Benim Dafran da işte. Sanki bana öyle geldi. Hadi bakalım şu Dafa bir ben kavuşamadım. Bir kavuşsam Dafa çok güzel olacak. Çıkın. Tabii biraz yavaşlayalım. Şu çıkış mevzuları falan var ya, buralarda az yavaş girmek sağ lazım. Sağ çıkışı kullanın. Zaten şey de var. 50 diyor zaten hızı. Çünkü viraj döneceğiz. Anlık gireriz, kaza yaparız, gerek yok. Sola dönmeye hazırlanın. Biraz şuradan dönüşümüz var. Gelen bir şey yok. Gayet güzel abi. Arkadan da Dorse geliyor. Çift Dorse biraz sıkıntı tabii ki. Hız sınırını 60'a düşürdü hemen. Bu büyük ihtimalle artık yavaş yavaş böyle daha şehir içi gibi yerlere mi denk geliyoruz artık bilmiyorum da. Hızı hep düşürüyor. 60'a düştük mesela. Bence düşük. Çok bayağı düşük deniz. Sinyalimi de verdim. Genişten. Şuralardan böyle. Genişten dönmek lazım. Zaten çift römork var arkada. Sıkıntı yaşamak istemiyorum çift romorkla. Oy oy. Bir şey kalmadı. Teslimata az kaldı. Bunu da teslim ediyoruz. Bayağı da paramız olmuş olacak. Karlı çıkıyoruz şu anda. Karlı durumdayım. İyi para da kazanıyorum. Oyunda yakında çekiciyi almış olurum zaten. Şu. Ama seviye atlamak önemli tabii ki burada. Bir tık seviye de önemli. Çünkü seviyeniz düşük olunca çoğu çekici alamıyorsunuz. Seviye atlamak önemli. O yüzden bol bol iş yapmam lazım. Çekici para bulunur da seviye atlamak daha bir tık sıkıntı. Onu da halledeceğiz bir şekilde bol bol iş yaparak. Teslimatları kendim yaparak hani bırakmadan park ederek çıkacağız falan.
Aman 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 aman. Oy. Zaten şey de değilmiş, çift şeritli yol da değilmiş. Dikkat 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 ha. Hızlı keselim. Vallahi dönüşü alamıyordum. Daha dikkatli olmak lazım. Dönüşü alamıyordum. Bu problem yani. Orada kaza yapsaydım sıkıntıydı. Römork arkada bağlıyken, bu kadar yük varken. Şu anda zaten orman yolundayım. Hani çevrede bir yerleşim yeri yok. Orman yolu. Çift şeritli yol. Gidiş dönüş şeritleri var. Bence şu anda gayet hızlı bir teslimat oluyor. Döneriz birazdan, sağa döneriz, sola döneriz. Sağa dön. Evet, güzel. En azından orada yavaşlayıp durabildim de çok daraldık ya. Şöyle bir genişleyelim. Hemen açın. Açalım hemen. Yağmur yağıyor, silecekleri aktif etmek lazım. Yol hakkı benim çünkü sen tarihi yoldan gidiyorsun, ben ana yoldayım. Yol hakkı bende. Bir şey de kalmadı zaten. 2 kilometre bir yolumuz var. Geldim. Şehir içindeyiz şu anda. Bir tık yavaşlayalım. Şehir içi kazaya müsaittir. Kırmızı ışık ışık derken. Kazaya sebebiyet vermeyelim şehir içinde. Düz ilerleyin. Arkadaşlar direksiyonu sürüşümü ayrı bir kameradan çektiğim bir görüntüde videonun içinde olmasını ister misiniz? Aynı zamanda bir hem beni hem de direksiyonu ayrı ayrı gösterecek iki görüntü gibi yani. İsterseniz yaparız. Evet. Şimdi geri gelmem lazım. Dörtlüğünü bekleyeyim. O dönüşü bir tık kaçırdık. Ondan dolayı geri geldim. Şimdi rahatça bir dönüş alabiliriz artık. Sağ görüyorsunuz. Gayet güzel. Arkadaşlar, teslimatımızı şimdi başarıyla yapıyorum. Videoyu beğenir, kanala abone Yolculuğumuz olursanız çok çok sevinirim. Bana abone olup yardımcı olursanız çok hoşuma gider gerçekten. Çünkü bu bir tık zor bir teslimattı. Evet, alıyoruz. 20 tecrübe puanı bizim çok işimize yarar. Bunu da park edeceğim hemen. Şöyle dönüş alalım. Tamam. Bir tık ilerlemem gerekiyor. Biraz daha. Yavaş yavaş giderek. Dağlar. Biraz dönelim. Evet, kabul etmedi. Sebebi nedir? Şunu kapatacağım bir saniye. Evet. Şimdi bildiğimiz kadar tamam. Şöyle bir düzeltelim bunu. En azından aracın bir kısmı şeyde girmesi lazım. Şunun içine girmesi lazım. Yükün de bir kısmı. Aa, yemedi. Şöyle yapacağız. Tekrar geleceğiz. Dönelim. O bak, yerler ıslak olunca şu şeyi görüyorsunuz değil mi? Evet. Biraz bir daha geleceğiz buraya. Uzaktan dönmem lazım. Şöyle şuradan. Aman dikkat diyerek. Evet, çarpmayalım. Çarpmayalım. Şöyle döneceğim de geleceğim.
Hassas Park ikramiyesini açıkçası ben almak istiyorum. Yani almak istiyorum Hassas Park ikramiyesini. Düzelterek dedim düz bir şekilde. Bence bu sefer alacağım. Bence bu sefer Hassas Park ikramiyesini alacağım. Cebime koyacağım diye düşünüyorum. Artık almam lazım Hassas Park ikramiyesini. Daha düzgün park edilemez çünkü. Arka taraf düzeldiyse evet alıyoruz. 10 numara oldu. Tamam, ödülümüzü de aldık. 6 saat 5 dakikada teslim etmişiz. 2825 euro. Bir tık daha uzun yolu veriyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.